Ersin Hocam, yeni doğan çocuklarımıza ve ileriki süreç içerisinde anne sütünün önemi nedir? Anne sütünün öneminden de bahseder misiniz izleyenlerimize? Anne sütü evet en sağlıklı besindir. Çocuklarda ilk 6 ay sadece anne sütünü önermekteyiz. Anne sütüyle beslenmesi aileleri, anneleri teşvik edilmekte. Bu sağlıklı besin hiçbir zaman bozulmaz, hiçbir zaman mikrop üretmez ve hastalık kaynağı olamaz. Anne sütüyle beslenen bebekler enfeksiyonlara karşı korunurlar. Daha az, bazı hastalıklar daha az görülür. Beyin gelişimini sağlar, bağışıklık sistemini güçlendirir. Çocuğun gelişimini etkiler, büyüme gelişmesini etkiler. Ve anne sütünün hiçbir şekilde yerine konulamaz ve karşılığı yoktur açıkçası. Anne sütü her bebek için özeldir. Bunu özellikle ailelere belirtiyoruz. Prematür bebeklerin annelerinin sütü, zamanında doğmuş bebeklerin anneleri sütünden çok daha farklıdır. Her bebek için işte içerisindeki protein oranı, şeker oranı, yağ oranı, enerji oranı bir farklılık göstermektedir. Anne sütü, anneler ilk 3 gün çok az süt geldikleri için biraz panik olurlar. Sütlerinin gelmeyeceklerini düşündükleri için strese girerler ve bu stresle çocukları hem çocuğu etkiliyor, yani bebekler hissediyorlar bunu, hem de süt gelişimini biraz daha yavaşlatıyor. O yüzden anneler bilmeliler ki ilk 3 gün kolostrum denilen süt gelmekte. Bu proteinden çok zengin olan bir süt ve besleyiciliği çok yüksek olan bir süt. Bebeği ağız doygunluğu yapması gerekmiyor. Sadece bunu alabilmesi bile yeterli. Bebekler kendi fizyolojilerini ayarlamakla birlikte acıktıklarında işte ağlayarak uyanıyorlar ve kendilerinin işte emmesi gerektiğini anneye hatırlatmakla beraber bazen de uyku daha ağır basıp kan şekerleri düşüp bu süre uzayabiliyor. O yüzden en ideali doyan bir bebek 1,5-2 saat uyuduğunu düşündüğümüzden dolayı 2 saatte bir bebekleri emzirebilmek ama ilk günlerde her uyanık oldukları zaman, her arandıklarında bebeği annenin emzirmesini isteriz. Gazını muhakkak çıkartmalılar beslendikten sonra ve eğer çıkartamıyorlarsa belli bir miktar dik pozisyonu tutup ondan sonra yatırmalılar. Başka da işte sütü arttırmak için bir takım şeyler var. Onları belki anneler merak ediyor olabilirler. En önemlisi rahat bir ortam olmalı, stressiz bir ortam olmalı. Bol sıvı tüketmeliler. Gıda olarak bazı şeyler anne sütüne geçtiğinde çocukta işte alerji yapabilecek, gaz yapabilecek şeylerden uzak durmaları gerekir. Yeşillik anne sütünü arttırır. Bir takım bitkisel çaylar anne sütünü arttırır. Bunlara dikkat ederlerse bir problem çıkmayacaktır. Yani emziren annelerin dikkat etmesi gereken unsurlar vardır. Evet, emziren anneler hakikaten yani işte kafeinli içecekler içmeyecekler, gazlı içecekler içmeyecekler, stresli ortamda bulunmayacaklar, önemlisi sigara kullanmayacaklar çocukları emzirirken. Bunlara çok dikkat edecekler. Onun dışında da yedikleri gıdalar her ne kadar süte geçip anne bebeği rahatsız etmiyor diye klasik bir bilgi olmakla birlikte pratikte öyle olmadığını gözlemliyoruz. Yediklerine de bir miktar dikkat edecekler ki bazen işte halk arasında gaz yapıcı gıdalardan uzak durmaları gerekecek. Bazıları sütü arttırdığı için anneler işte sütüm olsun diye bu gıdaları tüketiyorlar ama aynı zamanda bebekte ekstra bir huzursuzluğa sebep oluyorlar. Onlara da dikkat ederlerse iyi olur.